İyi akşamlar. Bir Artı Ekonomi programında daha birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Fehim Üçışık. Türkiye'de şu anda yaşayan en büyük iş hukuku ve sosyal güvenlik hocası. Benim de hocam. Hocam hoş geldiniz. Tabii iş hukuku deyince anmadan geçmek mümkün değil. Profesör Doktor Nuri Çelik. Hocam da onun asistanı. Evet. Ve bayrağı yaklaşık 50 senedir diyebiliriz. Benim 47 yıllık hocam, meslektaşım, büyüğüm, sevgilimiz, hukuku bize sevdiren kişi. Hocam, şimdi hukuku bize sevdirdiniz de hukukun olmadığı yerde hukuktan bahsetmek ne derece doğru? Bu bir. İkincisi, hep hukuka sığınıyoruz ama olmayan bir hukuka sığınmak ne derece doğru? Hukuka sığınanlar da hukuk dışı işlem yapanlar ve en çok da hukuktan medet umanlar onlar. Yasa dışı. Evet. Türkiye'de iki tane ekonomi var. Birisi kayıt dışı ekonomi. Ötekisi kayıtlı ekonomi. Yani bir, kanunlara itaat edenlerin ekonomisi. İki, kanunlara itaat etmeyenlerin ekonomisi. Dolayısıyla iki tane devlet var. Bir, kanunlara itaat edenlerin devleti. İki, kanunlara itaat etmeyenlerin devleti. Bir ülkede iki tane ekonomi varsa iki tane devlet var demektir. Dolayısıyla böyle bir atmosferde siyasetin finansmanını da kanunlara itaat etmeyenlerin ekonomisi yapıyor. Siyaset kayıt dışı, siyasi partiler büyük ölçüde kayıt dışı. Ve bizim demokrasimizde halk yok. Ama diyoruz ki halk var. Sandıkta halk var. Ama demokrasi parası olanların demokrasisi. Böyle bir atmosferde biz nasıl çalıştıracağız sizin bize öğrettiklerinizi? Efendim, hukuk, adalet mülkün temeli olduğuna göre adaleti gerçekleştiren bir hukuk ortalı olması lazım. Ama maalesef Türkiye'de sayıları giderek 20 bine yaklaşan kanunlar var. Böyle bir ülkede hukuku tatbik etmek de zor, hukuka güven duymak da zor. Biliyorsunuz Cumhuriyet devrinde kanunlar birden itibaren numaraları teselsü etti. Sonra 27 Mayıs itibarından sonra tekrar birden başladı. Sonra tekrar birden başladı. Hatta bir de Osmanlı döneminden kalma kanunu muvakkatlar filan vardı. Bu sayı giderek arttı. Peki artınca ne oluyor? Yani niçin artıyor? Bazı hallerde kötü niyetle artıyor. Bir tek sosyal güvenlik kanunu olsaydı, kolayına milletvekilleri için halkın diliyle kıyak kanunu denen kanun çıkarılabilir miydi? Çıkaramazdı. Bazı zümreler imtiyaz tanınabilir miydi? Tanınamazdı. Ben bunu ta 1995 yılında Antalya Hakim Evi'nde, İstanbul Barosu'nun öncülüğünde tam 11 hukuk fakültesi varken Türkiye'de orada söyledim. Alman profesör derse giriyor, konumuz diyor sosyal kanun. Çünkü Almanya 1885'teki kanunlarını, o dönemin kanunlarını, kaza kanunu, hastalık kanunu, 1970'lerde sosyal kanun diye toparlamış, madde numaralarını teselsü etmiş, iş bu kanun bunun üçüncü kitabıdır, bu beşinci kitabı demiş, işi bitirmiş. Bizde de fi tarihinde başlarken ticaret kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk ceza kanunu diyor. Hakikaten hacimli kanunlar çıkartılmış. Sonra ne olmuş? Sermaye piyasası kanunu, efendim kooperatifler kanunu diye bölünüp pörçük hale getirilmiş. Ben orada dedim ki Alman profesör böyle kolumu sosyal kanun diyerek giriyor. Biz ise diyoruz ki SSK var, BAKO var, emekli sandığı var, tarımda bağımsız çalışanlar hakkında kanun var, tarımda bağımlı çalışanlar hakkında kanun var, hizmet birleşmesi kanunu var, yurt dışında hizmet birleşmesi kanunu var. Bunlar kapsamları, istisnaları, nedeni niçin böyle istisna konulu falan anlatırken sömesinin yarısı geliyor. Başka bir nokta, kanunlar tutarlı mı? Kanunları maalesef ben kesinlikle tutarsız buluyorum.
Bir tek örnek vereceğim. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu rektör maddesi diyor ki rektör 4 yıl için atanır. 2 fıkra aşağıda rektör en çok 3 kişiyi 5 yıllığına kendisine yardımcı olarak atar. 4 yıllık rektörün 5 yıllık yardımcısı bu olur. Ama Türkiye'de maalesef bu genel bir vurdum duymazlık mı diyeyim, alakasızlık mı diyeyim. Biz öyle bir ülkeyiz ki yani devlet eliyle bazı işleri bozuyoruz. Gelir dağılımı devletçe bozuyoruz. Şu saat meselesini devletçe bozuyoruz. Şimdiye kadar seçimlerde ne yapılıyordu? Şu illerimizde 7'den 16'ya oy atma süresi, bu illerimizde, batıdakilerde 8'den 17'ye. Şimdi ne yaptılar? Yaz saatini 8 Kasım'a kadar uzattılar ve böylece bölünmeden kurtulduk. Devlet eliyle bölünmekten kurtulduk. Peki bilimsel yaklaşım var mı? Rusya birkaç yıl evvel yaz saatini sürekli kıldı. Hangi gerekçelerle? Saatin değişim dönemlerinde vatandaş intihar ediyor, bunalıma giriyor, tabii saat bozuluyor gibi sağlık sebepleriyle. Türkiye'de hiç bunları duymuyoruz, bilmiyoruz, üstüne durmuyoruz. Ve çok ilginç bir örnek, dünyada bir örneği daha varsa, yani seyircilerimize bildirebilir, herkes bildirebilir. Türkiye'den Nahçıvan'a, Azerbaycan'a yürüyerek geçiyorsunuz, saatinizi 2 saat ileri alacaksınız. Ama Türkiye'de uçağa atlayıp Madrid'e gidiyorsunuz, Atlas Okyanus kıyısında geziniyorsunuz, saatinizi 1 saat geriye alacaksınız. Yani bir terslik var ama nerede var? Yunanistan'a, Bulgaristan'a geçerken aynı saat, Korfu Adası'nda aynı saat, Adriyatik'te ve Sarıkamış'ta aynı saat. Gerekçe de çok ilginç. Gülmekten kırılırsınız. Yani elektrik tasarrufu yahu 3.30'da güneş battığı yerde elektrik tasarrufu olur mu? Kasten 3.30. İstanbul'da zaten 4.30'da hava kararı. Çocuklarımız güneş görmüyor. Biz siyasi olmayan bir konuyu görüşemiyoruz. Siyasi konuyu görüşemiyoruz. Halbuki fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeği çakacak değil mi? Tartışmıyoruz. Kanunlar çıkıyor, 15 gün sonra değiştiriliyor. Ve kanunlar çıkarken de ilgilenilmiyor. Basın da bir yere kadar görev yapıyor. Ceza kanunu hatırlayacaksınız. Bir zina maddesi üzerine suç mudur değil midir? Büyük gürültü koptu. Tartışmalar oldu. Avrupa'dan müdahaleler oldu. Bu katılmalar oldu. Sonra kapandı konu. Aylar sonra birileri bu kanun basın özgürlüğünü kısıtlamış diye ortaya çıktı. Akaryakıtta cezalar kesildi biliyorsunuz. Çok büyük cezalar. Olur mu böyle filan dendi. Bu kadar baskı akaryakıt şirketlerine. Ceza üstüne ceza, milyonlarca lira ceza filan. Bakan bir açıklama yaptı. Bu kanunu bu şirket temsilcileri beraber hazırladık dedi. Şikeden hapse girdiler. Onların arasında hasbelkader benim gibi büyük meclise gidip o komisyona briefing verenler de var, hukukçular da var. Yahu gidip briefing verdiğin, fikir beyan ettiğin, hatta lehinde görüş serdettiğin kanun nasıl çıktı? Spor kulüplerine nasıl ilgileniyor? Bunun ucunda ne var diye hiç kimse ilgilenmiyor. Yıllardan beri bir spor kulüpleri kanunu çıkacak. Antalya'da geçen sene toplantı yapıldı. Ben buradan hem bakana teşekkür ediyorum hem de Mehmet Baykan Bey, genel müdüre. Müsteşara. Orada geniş bir katılım oldu. Herkes, bütün hukukçular dedi ki, spor kulüpleri kanunu değil, spor kanunu. Gene de spor kulüpleri kanun tasarısı son merhaleye geldi deniyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Bir ülkede önce kanunlar anlaşılabilir olmalı. Sade vatandaş ne gibi kanunlar olduğunu bilebilmeli. Ve hukuk fakültesinde 13-14 tane ana bilim dalı varsa halkı ilgilendiren kanunlar bu kadar olmalı. Bilemediğiniz bilim dalı sayısı olmalı. 35 tane, 40 tane, 45 tane, 50 tane. Ha, ondan sonra kanunlar olabilir. İkili anlaşma onaylanmasına dair kanun, uygun bulunduğundan dair kanun, plan teşkilatının işte şöyle dönüştürmesine dair kanun. Ama vatandaş
sosyal güvenlik kanunu, iş kanunu, birer tane, ticaret kanunu, efendim ceza kanunu, spor kanunu diye birer kanun görmeli. Türkiye'de hukukun boşluklarından istifade edilerek neler yapılıyor? Kredi Yurtlar Kurumu'na müracaatlar toplanıyor, 75 bin kişi, bir dönemden bahsediyorum. Kredi Yurtlar Kurumu toplanıyor, kontenjanı 75 bine çıkarıyor. Sonra bir bakıyoruz, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan kredi alanların sayısı 37 bin. Peki öbür yarısı nereye gitti? Çok ilginç. Öbür yarısı bana gel, bana gel diyen Devlet Bakanlığı'na gitti. Çünkü o karşılıksız. Devlet devlete rakip oldu. Hocam, sadeleştirmek lazım. Her sosyal yardımı bir kurum yapmalı, bir işte bir kurum meşgul olmalı. Aynı işi iki kurum birden koşuşturmalı, koşuşturmamalı. Kanun sayısı az olmalı. Vatandaşın, kamu vicdanının kabul edeceği şeyler çıkarılmalı. Öyle gemi İskenderun'a yanaşırken başka bir tebliğ, bir uzaktan sonra eski tebliğ, efendim yani bunlar yasama organının bakanlar kuruluna yetki vermesiyle belki olabilecek şeyler. Vergiler doğru mu? Bugün benzin doldururken ister küçücük bir arabanız olsun, ister dev bir jipiniz olsun, aynı vergi veriliyor. Halbuki müterakkilik olur. Taşıt vergisi müterakkiliği devlet tatbik ediyor da, suda, doğalgazda, elektrikte niye yapmıyor? Niye demiyor ki 4 kişilik ortalama bir Türk ailesi bu kadar doğalgaz kullanır, bu kadar elektrik kullanır, bu kadar su kullanır. Bunlara vergi koyma. Bundan sonra da yükselt. Ben genel sağlık sigortasının bile artık bu şekilde sigorta olması istemiyorum. Çünkü insan şeref faaliyetiyle uğraşılıyor. Çok puanlar getiriyor sosyal güvenlik. Özel zamandan beri seçimlerde hep orta direği güçlendireceğim. Efendim, yeşil kart, işsizlik sigortası gibi hep sosyal vaatler var. Ailelerin bütçelerine hitap eden vaatler var. Ama sonra, şimdi genel sağlık sigortası fevkalade prim yaptı. Bir şoför bana demişti ki eskiden şu müesses adını vermeyeyim. Şu müessesenin ancak önden geçiyorduk dedi Hasan. Şimdi içine girebiliyoruz dedi. Peki şimdi ne oldu? 19 milyon gelir testi yapılmış 3 yılda. Gel bakalım kaç nüfussunuz? 4 dönüm tarlan var değil mi? Oradan ne geliyor? Damattan ne geliyor? Torun çalışıyor mu? Buradan bir kazancın var mı? Evin kira mı? Ne oluyor ya? Bu sigorta, yerin dibine bassın böyle sigorta. İş kaza sigortası var, meslek hastalık sigortası var, işsizlik sigortası var, analık hastalık var, mağlulluk, yaşlılık, ölüm sigortası var. Hiç bunlarda kaç dönüm tarlan var, evin kendinin mi şu bu sorulmuyor da, gelir testi yapılmıyor da, genel sağlık sigortası niye yapılıyor? Gelir testini de bir vakıf yapıyor. Tabii vakıf yapıyor. O vakıf herhalde bir ücret ödüyorlar değil mi hocam o vakıfa? Kelle başına bir şey veriyorlar. Yok, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bağlı olduğu tam 1000 tane her ilçede olan vakıf sosyal yardım açma. Bunlar bedava mı çalışıyor? Buna kaynaklarını kim alıyor? Devletten geliyor ama buna halkta denen ad neydi? Fakfukfon. Evet, Fakfukfon. Fakir Fukara Fonu. Eski ismi. Fakir Fukara Fonu. Şimdi enteresan ama nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Ben sağlık hukukuyla da ilgileniyorum. Bir tarihte sağlık şeyini hazırladık, taslağını. 4 kişilik redaksiyon komitesindeydik. İstanbul'da bir sunum yapıldı Çırağan Sarayı'nda. Ankara'da bir sunum yapıldı Dedeman Oteli'nde. Orada bir sendikacı, bir sendikacı değil, bir başka kamu kuruluşu, meslek kuruluşunun lideri. Bu ne biçim tasarı, ne söylediksek içine koymuşuz diyor. Yani teşekkür edeceğine maksat parasız kamu hizmeti olsun diyorlar. Bir yandan da İstanbul'a, sadece İstanbul'da tüm Avrupa ülkelerindeki, şehirlerindeki görüntüleme cihazlarından fazla cihaz var. Onlar da değirmenin suyu halktan geliyor. Yani bir yanda parasız diyorlar, bir yandan süper paralar akıtılıyor.
birilerinin kesesine gidiyor. Bir de bu genel sağlık sigortası kapsamında geliri düşük olanları kafadan borçlandırmışlar. Adamın haberi yok ya. Bunlar ödenmez. Devletin, yani milleti habersiz, milleti evet, borçlandırmak. Evet, borçlandırmışlar. Bu adalet mi bu? Hiç adalet falan değil ve olmayacak bir iş bu. Gene de 30 Eylül'e kadar diye anonslar yapıldı. Hemen hiç kimse, önemli bir bölüm hiç ödemedi. Ve ödemeyecek ve ödeyemeyecek. Yani o çünkü, zaman devletin itibarını bozmuş oluyorsunuz. Efendim biz devletin gayet tabii. Yani devlet bir vatandaşına, halka ters düşmemeli. Vatandaş doğru veya yanlış ne istiyorsa sonuçta o uygulama veya o fikir galebe çalıyor. Arabeski devlet televizyonuna koymadı da ne oldu? Sonunda yer gök arabesk oldu. Yabancı tütüne alıştı millet. Yasak yasak dendi. 8 yaşında çocuklar köprü altına sattırıldı. Gece kulüplerine falan bulunuyordu. Ne oldu? Bir bantrolla legal hale geldi. Şimdi burada da devletin ısrar etmemesi lazım. Ama devlet maalesef toplumun nabzını elinde tutmuyor veya bürokratlar bir takım şeyleri kendilerince hallediveriyorlar. Gerçeklerle bağdaşmıyor. Garibandan faiz alınır mı? Sosyal yardımda faiz olur mu? Faizi biz hukukçular, borçlar hukuku derslerinde medeni semere diye değerlendiriyoruz. Banka 100 bin lira verir ama 100 bin lira diye geri almaz. Farkla alır. O da onun ticareti, karı. Peki biz konut yaptırdığımız veya konut kredisi verdiğimiz kişilerden, öğrenim kredisi verdiğimiz kişilerden fark alabilir miyiz? Almalı mıyız? Ticari bir faaliyet olmadığına göre. Ve sosyal yardım olduğuna göre. Nasıl yardım bu ya? Banka gibi götürüyor. Olmaması lazım. Ne oldu sonuç? %18 faizle başlattılar. %30 faiz dediler. Fonlar eridi. Sonra güya akıllanıldı. Endekse bağlandık. Endekse bağlamak çok güzel. O benim de fikrim. Birim metrekare maliyetler. Ama hangi endekse bağlandı? Yansıtmıyor ki. Dövize bağladılar. İnsanlar intihar etti. Evet, döviz eder meselesi. Ve devlet diyor ki gelir dağılım bozuk diyor. Evet, sayenizde diyeceksiniz devlete. Sayenizde. Sen oturur da uzun yıllar en üstten prim ödemiş SSK'ya, Bağkur'a. Emek diyelim kazandım. Ki bir fabrikada işletme müdürü bir mühendis. 30 yıl sonra emekli olduğunda bir yandan 8 bin liradan prim keserken, onun yerine gelen kişiden 8 bin liradan prim keserken, o emekli olduğunda ona hizmetliye verdiğin devlette 2200 liradan daha aşağıda bir emekli aylığı ödersen, onun için ben derslerde şunu söylüyorum. Türkiye'de, sosyal güvenlikte, dünyada ne varsa her şey var. Ama hepsi herkese değil. Herkese değil. Sosyal yardım var, herkese ulaşmıyor. Sosyal güvenlik sigorta şeklinde var. Sosyal güvenlik tanımına aykırı. Sosyal güvenlik nedir? Çocuğun doğması, yeni bir ailede masraf kapısının açılması, çocuğun okula başlaması, çocuğun üniversiteye gitmesi dolayısıyla işte yurt parası vereceksiniz, yol parası vereceksiniz, harçlık vereceksiniz, kitap alacaksınız. Para veriyorsanız, ikinci eğitimdeyse devlete para ödeyeceksiniz. Değilse bak, üniversitesine bir eğitim, ücret ödeyeceksiniz. Artan masraflar. Yahut hastalık, sakatlık gibi yahut evin temel direği, ailenin temel direği bir kişinin ölümü dolayısıyla gelirde azalma yahut kaybolma halinde telafi. Şimdi ben soruyorum. 8 bin lirasından prim aldığınız banka şube müdürleri, banka genel müdür yardımcıları, büyük şirketlerin üst düzey yöneticileri, bunlar kaç parayla yaşıyorlardı? Peki emekli oldum dediğinde ne gibi bir telafi öngörülüyor? 8 binden fazla geliri olana 1600-1700 lira. Aralık ayında sanıyorum 1677 ile 40 kuruş. Yaşlılık aylığı nedir? Ceza. Ceza. Şimdi ne oluyor? 5 milyon 300 bin kişiden fazla kişi bireysel emekliye gidiyor. Hem bir yandan brütten %9 mark yaş ölüm sigortası prim ödüyor. Hem de buradan bir şey gelmez, ben bundan geçiremem diyor. İyisi mi? Bir de
bireysel yap, emeklilik sistemine gideyim diyor. Ve prim oranı %36. Evet, mükerrer ödeme yapıyor. Sebep devletin primi aşağıda ödeneği aylıkları düşük tutmasından. Hocam burada bir konu var. Bu zorunlu sigorta meselesi işte SGK kapsamı içerisinde. Benim aklıma takılan şey şu. Niye zorunlu? Niye bir kısmı ihtiyari olmasın? Yani bireysel emekliliği, emekliliği mi? Ben kendim giderim. Bir sigorta şirketi var. Orada emekliliğimi kendim tercih ederim. Onlardan alırım. Çok güzel. Ondan sonra ben çoluğum yok, çocuğum yok. Bekar bir adamım. Ben ne diye analık emzirme şeyi ödeyeyim? Doğru. Tehlike primleri meselesi var. İş yeri hepsi tehlikeli. Ama bir bakıyorsun hepsi aynı derecede. Yani tehlike meselesi. Öbür taraftan en ağır kısmı zaten yaşlılık ve malullük primleri. Ya ben kendim istiyorum ki kardeşim illaki sen beni devlet olarak sigortada yapacaksın. Aga sen beni al benden ayda %10. Benim işverenime de kardeşim benden %14 %14 kesiyorsun. Benim işverenim %22 üstüne ödüyor. Ediyor %36. Yani bir yandan özel sektöre diyorsun ki sen Türk insanına helalden iş bul. Öbür taraftan %36 çakıyorsun sosyal güvenlik primi. Ondan sonra bir de üstüne gelir stopajı çakıyorsun. Ve devlet olarak diyorsun ki kardeşim bir adam çalıştırıyorsan helalinden. Bu adama 100 lira veriyorsan 100 lira da bana vereceksin. Evet. Deri dumrul vergisi. Ve ben de devlet. Bu paraları bir güzel yiyeceğim. Bir güzel yiyeceğim. Evet, aynen öyle. Ya biraz önce belirttiniz şu milletvekilliği meselesi. Şu milletvekillerine hadi maaş veriyorsun da ne diye siz de ben de 50 sene emekli sandığına prim ödedik. Şimdi birisi kalkıyor el kaldırıyor. Emekli sandığı öbürlerine göre 10 numara bir kurum. Yani sosyal güvenlik kurumu, sosyal sigortaya ve Bağkur'a göre. Onlar zarar etmiş. Ben emekli sandığının ortağıyım. Diyorsun ki üçünüzü birleştirdik. Ondan sonra adaletten bahsediyorsun. Birleştirdi ama yani tam da birleştirdi. Bu nedir hocam bu? Yani bu komünistlikte bile olmaz bu ya. Şimdi bakın, devlet maalesef, benim kitabımda var bu sosyal güvenlik hukukunda. Evet, sayın izleyicilerimiz, hocamızın 25'i aşkın kitabı var. Binlerce makalesi var. Bu en son sosyal güvenlik hukuku kitabı. Şimdi biraz sonra konuya gireceğiz. Asgari ücret sorunları kitabı var. Hazır burada. Bunlar yeni gıcıl gıcıl kitaplar. Taze kokuyor zaten böyle. Taze basılmış. Sağlık güvencesi sorunları ve yüksek öğretim sorunları. Yüksek öğretimde sorunlar ve çözüm yolları. Şimdi hocam yüksek öğretim diye bir şey var mı bizde? Var var. Var mı? Niye peki bu yüksek öğretimin %5'i teknik, sağlık ve benzeri üretime yönelik de %95'i sosyal bilimler alanında. Biz laf ve 100 kişi çalışacak, 5 kişi üretecek, 95 kişi konuşacak, 100 kişi paylaşacak. Ne iş hocam bu? Yani bunun neresi yüksek öğretim? Şimdi bakın. Ve insanlara işsizlik sertifikası vermek için yarışma sınavları açıyoruz. O mektebe gidecek, bu mektebe gidecek. Kurs mu olsun, dershane mi olsun, yok bilmem öyle mi olsun, böyle mi olsun, bu dershaneler, mershaneler, şudur budur diye. Yani böyle abuk subuk işlerle uğraşıyoruz. Ne iş bu yani? Bir tarihte öğrencilerin de bulunduğu bir programda dedim ki ben devletin ilkokulunda, ortaokulunda, lisesinde parasız okudum ve üniversiteye parasız girdim, hiçbir masraf yapmadım diyen varsa elini kaldırsın dedim. Yok böyle bir şey. Ama devlet yemin etse başarmaz. Ben almıyorum diyor. Sen almıyorsa ama özel hocalar alıyor, kurslar alıyor, dergiler, test kitapları alıyor. Alıyor da alıyor. Ve kontenjan bir tane artmıyor. Benim oğlum senin oğlunu geçecek, senin kızım benim kızımı geçecek, o onu geçecek. Böyle bir kısır döngü içinde paralar savruluyor. Ve sosyal bilimlere alanında eğitim almak için. Evet. Ve ben diyorum ki, insan hakları evrensel bilgisi ne diyor? Yüksek öğretim liyakata göre herkese tam eşitlikte açık olmalıdır. Halbuki biz ne yapıyoruz? Okul birincili kontenjanı koyuyoruz. Yani İstanbul'daki en
fazla rağbet gören okul, kolej onların ikincilerindense herhangi bir ilçedeki lisenin birincisi daha makbul. Sistem böyle. İnsan haklarına aykırı. Peki başka bir şey. Sonuçta işsizlik sertifikası veriyoruz. İşte tamam. İnsan hakkına aykırı da olsa, uygun da olsa ne olacak hocam ki? Niye ama, yapıyoruz ama bu şey eğitimi? Bu kadar masraf ediyoruz ya. Genel sağlık sigortasında sosyal güvence var. Gidiyorsunuz devlet hastanesinde tedavi görebiliyorsunuz. Devlet üniversitesi hastanesinde tedavi görebiliyorsunuz. Vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görebiliyorsunuz. Ve özel hastanede tedavi görebiliyorsunuz. Ve güvence belli bir noktayı karşılıyor. Onlar da ilan ediyorlar. %30 fark alınır, %10 fark alınır diye bazıları. Dilerseniz gidiyorsunuz. Veya öğretim üyesi farkı al diyoruz diyor. Gidiyorsunuz. Peki niye eğitimde böyle bir şey yok? Yani devletin ikinci eğitimi giderseniz bile niye paralı? Anlaşılır gibi değil. Ve benim görüşüm burada çok kökten. Niye devlet üniversitesi var? Nizam-ı Mülk Selçuklular'da devletin miydi? Osmanlılar döneminde Fatih Medresesi, Süleymaniye Medresesi ve bütün üç kıtadaki medreseler devletin miydi? Devlet üniversite kuruyor. Ne oluyor? Halbuki demokrasi varsa, katılımcı demokrasi olsun. İstanbul Üniversitesi'ni vakfa çevirelim. Bütün devlet üniversitesi vakfa çevirelim. Mesela İstanbul Üniversitesi'ne İstanbul Barosu katılsın. Ama vakıf da hakiki olsun değil mi? Hakiki vakıf yani olsun. Dandik değil yani böyle. Evet. Yani devlet o zaman mevcut vakıf üniversitelerine bildiğim kadarıyla bütçesinin %50'sini veriyor. Adamına devlet göre, yardım yapıyor ama bir arsa, de bakıyor. Arsa devletten. Şey devletten, bina devletten. Bazen her yani, değil. Hem de İstanbul'un en güzel böyle 10 numara yerleri. Orman yerleri. Parayla orman yerleri. Parayla şey yapamazsın, ölçemezsin yani. İşte dediniz ya hani parayı verenler, devlete biraz bir şey veriyorum diyenler sonra can isterse fabrikalarını veriyor devlete. İsterse hemen alıyor. Bankalarını veriyor. De beraber gitmiştik değil mi şey Sivas'ta bir yere. Evet. Evet. Şöyle kepçeyle, kürekle şöyle kömür çıkıyordu. Evet. Müşteri de hazırdı orada. Çok güzeldi hocam. Yani. Müşteri evet. Hazır, aramaya evet. Gerek yok. Evet. Bir şey, tabii burada hakimiyet kayıtsız şartsız kimindir meselesi? Finansal anlamda finansörlerindir. Borç vericilerindir. Ve borç vericiler siyasetin finansmanını gerçekleştirdikleri için düdüğü onlar çalarlar. Şimdi seçimler var. Seçimlerde bakıyorsunuz. Yani herkes sallıyor. Ama sizin biraz önce buyurduğunuz şu hukukun üstünlüğü meselesinde hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Yani ama siyasi partiler. Ben memnunum. Ha? Niçin memnunum biliyor musun? İlk defa böyle poşetler havalarda uçuşmuyor. Ama yok paraları bitti de onun için. Ama gene kafama çünkü takıldı. Çünkü finansörler dedi ki elinize yüzünüze bulaştırdınız oğlum. Bir daha para istemeyin bize. Yunanistan 3 haftada seçim yaptı. Biz niye hızlı yapamıyoruz? Biz sindire çayı bile ne yapıyoruz? Zemreden içmiyoruz. Evet bir ara veriyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Fehim Üçüşek. Evet, programımıza devam ediyoruz. Konuğumuz Sayın Profesör Doktor Fehim Üçüşük, Türkiye'de yaşayan iş hukuku ve sosyal güvenlik uzmanları içerisinde bize göre birinci. Hocam. Çok daha üstadlar var. Buyurun. Sağ olun hocam. Keşke. Yetişmiyor. Keşke yetişse hocam. Biraz önce üniversitelerle ilgili konulara değindik. Şimdi bu siyasi partiler bir asgari ücret yarışına gittiler. Aynı Süleyman Bey'in o ne veriyorsa ben 3 kuruş fazla veriyorum falan diye. Asgari ücret meselesi var. Asgari ücrette sizin evet. Konularınızın içerisinde önemli bir konu. Ben bu konuda... Bu ne iş hocam bu yani? Kim bunlar da veriyor yani? Yani kim veriyor yani? Bir parti başkanı benden şu kadar. Öbür parti başkanı benden bu kadar. Açık altında. Ya sen kimsin kardeşim? Patron musun? Nesin ya? Yani Süleyman Bey haklı o zaman benden de bir fazlası. Hocanın hocası Osman Altuğ bazen gider esnafla filan mikrofon uzatır fikrini alır. Ben de böyle anketler yaptım.
Bir şoföre dedim ki ne diyorsunuz? Bir parti 1400, biri 1600, biri 1800, öteki 5000 falan diye böyle bir şeyler var. Beyim dedi, İstanbul'da oturuyorsa vatandaş ve evi yoksa en düşük kira 1200 dedi. Şimdi ben buradan soruyorum, bütün topluma soruyorum. En düşük kira İstanbul'da 1200. Asgari ücret 900'lerde. Sık sık her ay 4 kişilik ailenin yoksulluk, açlık sınırları açıklanıyor. Beğenmediğimiz Uluslararası Para Fonu'ndan birisi geliyor. Diyor ki, Hakkari İstanbul'da geçim şartları aynı mı ki aynı asgari ücret uyguluyorsunuz diyor. Aynı sözü birkaç zaman sonra bu defa Dünya Bankası'ndan gelen birisi söylüyor. Bize cevap yok. Şimdi asgari ücret, bu partilerin, ben yazı yazdım, bu partilerin bir kere argelerini geliştirmeleri lazım. Biraz hafızalarına geliştirmeleri lazım. Erbakan başbakanken 8,5 milyondan bir kere de 17 milyon 100 bin liraya çıkardı. Hemen arkasından tekrar asgari ücret tespit edilirken bu defa 35 milyon üzerine çıkardı. Çıkardı da ne oldu? Asgari ücret yerlerde geziniyor. Ne yapılması lazım? Bir kere asgari ücretin kavramı. Asgari ücret İstanbul'da ya yiyeceğiniz bir yemek ve Ankara'da yiyeceğiniz yemek arasında 1'e 2 fark var. Ankara'da 10 liraya yediğiniz yemeği İstanbul'da ancak 20 lira yiyebiliyorsunuz. Bu daha iki büyük şehir arasındaki fark. Ben şimdi soruyorum. Köyde yumurtayı kaça satıyorlar? Herhalde tavuğun altından para vererek almıyorlar. Peki köyde tuvalet kaç para? Taksim'deki gibi 1,5 lira mı? Köyde ulaşım ne kadar? O mavi kart filan. Köyde kira ne kadar? Şimdi köyde de bu asgari ücreti vereceksin demek ne demek? Şimdi ben bunu bir kere söyleyeceğim. Ben memleketimi çok seven bir iş adamıyım. Ve çok zenginim. Ne yapacağım? Van ve Siirt'in, Bitlis'in dağ köylerinde 500 tane köylü kızı bulacağım. Dağ köylerinde. Oralara tezgah göndereceğim. İstanbul'dan eğitmen ablalar göndereceğim. Kök boya göndereceğim. Malzeme göndereceğim. Onlar halı dokuyacaklar. Ben bir üniversiteden sertifika koyduracağım üstüne. Hakiki el dokuma, hakiki kök boya diye. İskandinav ülkelerine satacağım ve Türkiye'de döviz kazandıracağım. Devlet peren dağıtıyor. Fehim Bey diyor. İş adamıyım ya. Fehim Bey, gümrük muafiyeti, vergi indirimi, sigortalı payını biz ödeyelim. Arsa, arazi gösteririm. 500 dolar sigortalı çalıştır, tapusunu da verelim. Hepsi güzel. Ama sonra bir şey daha söylüyor. Bu Bitlis'teki köydeki kızlara sen İstanbul'un Bakırköy'ündeki, Kadıköy'ündeki kadar ücret ödeyeceksin. Bir şeyi sıfıra çarparsanız ne olur? Sonuç sıfır olur. İşte bu nedenledir ki pi tarihinden beri kaç tane kanun çıkıyor, kaç tane kalkınma öncelikli yöreler için teşvik tedbirleri çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor, çıkıyor da çıkıyor. Doğruyu yapmıyoruz. Sonra tutuyoruz. Nereden buldun kanunu çıkartıyoruz. O bayramlaşmaları görüyorduk. Ailenin yarısı Suriye'de, yarısı Irak'ta filan. Amcaoğluyla Türkiye'ye parayı vermiş işlettirenler çekip gidiyor. Şimdi asgari ücreti önce tanımını yapalım. Asgari kelimesi var. En az. İnsan şeref haysiyetiyle bağdaşır en az bir ücret. Ama bu ücret neleri kapsayacak? İnsanlık evrensel bilgisi diyor ki ailesiyle birlikte insanca yaşayacağı bir ücret. Bizimkiler ise 1999'da ben basın toplantısı yaptıktan sonra tanımı da kaldırdılar. Tam hükmü kara kuşuya döndü. Gerekçe falan yok. Ve gerekçe sade suya trit. Ondan önce de nasıldı? Bir kişi için. Ücretlinin, asgari ücretlinin lokantaya gitme hakkı yok. Eğlence yerine para harcama hakkı yok. Efendim, asgari ücretlinin annesine bakması diye bir söz konusu değil. Eşi de yok. Çocukları da yok. Ama sosyal devlet cevap versin şimdi. Asgari ücretlilerin ücretini belirlerken çocuk payı, aile payı koymuyorsunuz. Güzel, koymadınız. Bir fikir. Ama 15 gün sonra iş kazası o asgari ücretli vefat ettiğinde 2 aylık çocuğuna, 4 yaşındaki çocuğa yavrularım, babanız bakıyordu size, şimdi ben bakayım diye aylık bağlıyorsunuz. Peki aylık bağlıyorsunuz neden? Çünkü babası bakıyordu diye.
Peki babasının asgari ücretine sen çocuklara baksın diye bir pay koyuyor muydun? Bu hukuk düzeninde Türkiye'de o kadar cevapsız sorular var ki. Şimdi asgari ücreti bu vaatlere dönelim. Hazreti Ali buyuruyor ki eğri temel üstüne çıkılan bina ne kadar dikkatle düzgün çıkılsa çıkılsın sonuçta eğri olur. Niye? Temel eğri. Asgari ücret Türkiye'de doğru belirleniyor mu? Hakikaten asgariden bir yaşantı sağlıyor mu? İstanbul'da 900 küsur lirayla bence bir kişi yaşayamaz. Şimdi ne yapıyor devlet? Diyor ki temel bilimlerde bir branş seçersen 2000 lira vereceğim diyor. Belli başarılı öğrencilere. Sen doktora yapana para veriyorsun. Daha liseyi bitirmiş temel bilimleri seçen başarılı öğrenciye 2000 lira veriyorsun. Hizmetliğe yeni girdiğinde 2200 lira veriyorsun. 900 asgari ücreti kalk arttırıyorlar. Ya asgari ücret bunlar hep bana göre reklamcı fikirleri gene iyi şeyler yani. Partinin bir argesi olur. Partinin bir hafızası olur. Erbakan arttırdı, nereye aldı? Ben bir seçim hatırlıyorum. Erbakan'ın partisi aynı gün mahalli idareler ve milletvekili seçimi yapıldı. Belediye seçimlerinde Erbakan'ın partisi %18, milletvekili seçiminde 8,5. Yani vatandaş mahalli idarelerdeki başarı, merkez idaredeki başarı ayrı ayrı aynı gün değerlendiriyor. Böyle kanım aksa sarı rahmet civar akar, sarı kırmızı akar, siyah beyaz akar, bordo mavi akar yok. Paratiklik yok. Şimdi bu vatandaşa oturuyorsun asgari ücret bu kadar. İşte cevabı aldık. Diyor ki şoför ev kiradaysa diyor İstanbul'da en düşük ailece oturacak kira 1200. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Bir şoför iki sene evvel bana şunu söyledi. Artvin, Iğdır filan taraflarından, Kuzeydoğu'dan. Dedi ki memleketimde 500 aylık gelirim olsun ben burada taksicilik yapmam dedi. Demek ki bir yerde 500 lirayla geçinebiliyor. Bir yerde binlerce lirayla da geçinilemiyor. Bir kere Türkiye'deki bu fiyat farkı. Ama devlet bazen bunu biliyor. Nerede biliyor? Sosyoekonomik durumdan sınıflandırma yapıyor. Doktorlar mecburi hizmeti. Kimisi 600 günde tamamlıyor, kimisi 300 günde. Niye? 600 günde tamamlayan iyi yerlerdeki mecburi hizmet. 300 gün sosyoekonomik durumu daha iyi olmayan yerde. Peki sen doktorların mecbur hizmetinde 300 güne 600 gün Türkiye'yi gelişmişlik sosyoekonomik düzey diye ayırabiliyorsun da merkezleri, taşrası diye illere göre filan bölgeleri hepsi ayarlayabiliyorsun da asgari ücrette nasıl eşit veriyorsun ve milleti bize güldürüyorsun. Gelen giden bir laf ediyor. Asgari ücret niye Hakkari ve İstanbul'da aynı diyor, geçim şartları aynı mı diyor. Ama ben hukukçulara da bir taş atayım. Bizde maalesef insan haklarında o anahtar sözcük asgari ücret, asgari kelimesi geçmiyor. Ben sanıyorum ilk defa kitabımda asgari ücrete yer verdim. İnsan hakları, insan hakları bildirgesine yer verdim ve anayasayla karşılaşma yaptım. Daha sapma anayasada başlıyor. 61 anayasası da bozuk. 1948'deki insan hakları evrensel bildirgesine dikkate almamış. 82'de bozuk. 95'te köklü değişiklik yapıldı, bozuk. Onlarca değişiklik yapıldı. Hala 1948 insan hakları evrensel bildirgesine düzeyine bizim anayasa gelemedi. Ama anası bozuk olan yasanın babası büyük çıkıyor üzere. Şimdi burada çok ilginç bir durum var tabii. Diyoruz ki Türkiye serbest pazar ekonomisiyle kalkınma modelini tercih etmiş ki bana göre de doğru bir tercih. Bunun anlamı Türkiye işverenine diyoruz ki müteşebbislere, siz Türk insanına helalinden iş bulmakla yükümlüsünüz. Çünkü özel sektöre biz havale etmişiz, o bulsun. Tabii özel sektörün iş bulabilmesi için hele böylesine rekabet dünyasında, yani çok büyük bir rekabet var. Böyle bir ortamda siz işverenin önündeki engelleri kaldırmanız lazım. Doğru. Bu engelleri kaldırmıyorsunuz. Diyorsunuz ki daha çok vergi, daha çok bürokrasi ve ekonomik kayıt dışı.
Türkiye'de bir insana sanayici ol demek, adama beddua etmekten daha kötü. Doğru. Diyorsun ki arkadaş, işçimize helalinden iş bul, gençlerimize iş bul. Güzel. Böylece bu görevi yapması için de onun önüne engeller çıkartıyorsun. Bir de tersine bir hareket var. Varsılı veya işveren varsız sayıyorsan, varsılı yoksula hedef gösteriyorsun. Diyorsun ki bu adamlar vergilerini doğru düzgün bir verseler, memleket on numara olacak. Bütün şey burada, sıkıntı burada. O nedenle de asgari ücretten, mevcut asgari ücretten biz insanımıza helalinden iş bulabiliyor muyuz? Bulamayız. Hocam vergi de almasanız, anda bütün vergileri kaldırsak bakın. Niye bulamayız? Düşük kur, yüksek faiz modeli içerisinde ithal mallarını rekabet edemiyoruz. Bütün vergileri kaldır. Yaptım hesabı. Sigorta primlerini falan da kaldır. Yani gelir ve kurum kazançları üzerinden vergileri söylüyorum. Rekabet edemiyor. O maliyet girdiler. Hepsi biraz önce sizin buyurduğunuz. O yükler. Hani bir depo benzin, bir depo benzinden Türkiye'nin en zengin adamından da aynı vergiyi alıyorsun. En yoksul adamından da aynı vergiyi alıyorsun. Elektrik de öyle, su da öyle, doğal gaz da öyle. Hepsinde böyle bir adaletsizlik üzerine kurulu. Dolayısıyla sistemde bir şeylik var. Sistem bozuk. Ne yapmamız lazım bizim? Bir kere sigortayı kaldırmamız lazım. Bir kere işverenin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Doğru. Biraz önce... %40'lara varan sigortayı kaldırmamız lazım. %36 o. %20 de yaklaşık şey. Bir de adam vadeli satıyor, peşin ödüyor bu vergileri ödeyen. Ödemeyene de diyorsun ki, oh çok iyi yaptın kardeşim, ödemedin, seni bir güzel affedeyim diyorsun. Benim formülüm Yeni Zelanda modeli. Yeni Zelanda modeli şu. Sosyal sigorta falan yok. Vergi toplarken gidiyor. Ahmet Bey inceliyor. 75 bin lira vergi ödeyin. Ötekine gidiyor. 220 bin lira. Ötekine gidiyor. 15 bin lira falan. Birilerini görüyor. Senin gelirin ne kadar diyor. Bu parayla seni aile yaşayamaz diyor. Bu sene ben sana şu kadar harcama vereceğim diyor. Menfi gelir vergisi. Yani almıyor, veriyor. Şimdi niçin bunu savunuyorum? Sosyal sigortada biliyorsunuz yani en üst maaşta olanlardan da prim alıyor, veriyor. İhtiyacı mı var? Bir hanım vardı, Allah rahmet eylesin, bol bol işte okullara, şeylere, huzur evlerine arsalar bağışladı, yaptırdı, etti. Hala onun peşinden devlet koşuyor, işte 1500 lira ne kadar emekli maaşı vereceğim diye veya babadan maaş vereceğim diye veya eşinden maaş vereceğim diye. Ya ihtiyacı yok. O yüzden sosyal sigorta, sosyal güvenliğin dışına çıkması lazım ve kalkması lazım. Zaten insan hakları evrensel birlikte sigorta kelimesi geçmiyor. İnsan şeref ve haysiyetiyle bağdaşır bir hayat sürmekten, hastalık, yaşlılık, şu bu gibi haller veya iradesi dışında, geçim şartlarından yoksun kaldığı hallerde bir yardım yapmamız lazım. Ama biz nasıl yardım yapıyoruz? Şimdi hukuk fakültesinin son sınıfta sosyal güvenlik okutuyor. Ben öğrenciye diyorum ki siz hem mezunsunuz hem bu fakülte öğrencisiniz. Olur mu böyle şey diyorlar. Oluyor diyorum. Hem emeklisiniz hem çalışıyorsunuz. Ya adam emek geliri sağlıyorsa kaybettiği, ya yoksun kaldığı bir emek geliri yok ki telafi ediyorsun. Ama devlet bunu yan gelir diyebiliyor. Ve bizim maaşlarımız içinde... Bilmem 3 lira mı 2 lira mı ne kadar indirgendi bilmiyorum. Bir sosyal yardım var. Tabii. 30 yıl, 36 yıl devlete hizmet et. Devlet maaş bağlayacak. Maaş bağlarken aç avucunu diyor. Bu para sana yetmez. Bir de sosyal yardım yapayım diyor. İnsan şeref haysiyetiyle bağdaşmıyor. Siyasi partiler kanuna bakıyorsunuz. Diyor ki işte ileri ülkeler seviyesine Türkiye'yi taşımak için ya böyle laf edilir mi ya? Yani mesela Türkiye geridir diye kanunda ifade olur mu? Yani tam 1983'te yayınlanmış defter, kitap, fatura hak getire. Bir tek biri diyor ki işletme şey defteri, gelir gider defteri tutar diyor. Yani kanunlarımızda gelir gider defterinin de tanımı yok. Yani işletme defteri var da gelir gider defteri yok. Peki öyle de bir sistem kurmuş ki ilçeyi il denetleyecek, ili genel merkez denetleyecek. Bunların tasfiyesi öyle bir davalar var ki hocam milletin başında. A partisine şey olmuşsunuz.
ilçe başkanı olmuşsunuz, yönetim kurulu olmuşsunuz. A Partisi öyle ya kendini kapatmış veya kapanmış. Tamam mı? Gel hemşerim diyor. Sen diyor şu kadar diyor bak diyor 20 senedirdir aidat almışlar. Sen şimdi 2 ay evvel tayin olmuşsun. Şey olmuşsun parti de kapatmış getir şu paraları ver diyor. Yani tam şey. Hocam dedim ya çok parti var, çok kanun var diye. Bir de benim görüşüm şu, Türkiye'de bir yozlaşma var, çözüm bilimsel yaklaşım. Yunanistan'ın 3 haftada seçim yaptığını söyledim, niye biz yapamıyoruz diyorum. Almanya bir koalisyon kurdu, aylarca pazarlıklar sürdü. Sonuçta sol sosyal demokrat görüştekiler, Hristiyan demokratlarla yaptıkları metni kendi üyelerine internete koydu. 700 bin üyesine biz bir koalisyona girelim mi girmeyelim diye sordu. Ben Anayasa Mahkemesi Parti İçi Demokrasi diye bir tebliğ de sundum. Şimdi ama partiler sözüne de sadık kalmadı. Orada 1995 değişikliği öncesinde meclis başkanı soruyor bütün partilere. Anayasanın hangi hükmünde ne değişiklik isterseniz, ne ekleme isterseniz görüşlerinizi bildirin diyor. MHP diyor ki baraj %5 olmalıdır. DSP diyor ki oy eşitliği yok. Bir partiye her 30 bin vatandaşın oyuna karşılık bir milletvekili elde etti. Bir başkası 370 bin oya bir milletvekili elde etti diyor. Ama beraberce iktidara geldiklerinde hiç buradan kapak kaldırmıyorlar. Şimdi siyasi partilerde ben dedim ki soruyorum niye Ankara'ya gitmek istiyorsun, milletvekili olmak istiyorsun diye. Diyorlar ki dedim emekliliği çok güzel. Ben gelsem dedim Ankara'ya bir yaygın bir partinin İstanbul'dan delegesi olarak diyeceğim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti okul holdingi görünümden çıkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hastane holdingi görünümünden de çıkmalıdır. Hani serbest piyasa falan diyoruz. Zaruret miktarı bazı şeyler devlet girecek. 1930'daki Umumi Sakan'da diyor ki devlet indel icap gerektiğinde mahalli idarelere numune olmak üzere, rehber olmak üzere numune tesisler açar diyor. Türkiye'de bir bakıyorsun %95 bir tarihte hepsi Sağlık Bakanlığı. Hani numuneydi? Bunlar %95. Bu partilere yardım meselesi de hocam oradan geliyor. Almanya'da biliyorsunuz bir mark kanunu var. 100 bin oy alırsa adam 100 bin markını alıyor. Şimdi burada bir de rant paylaşması var. Evet. Enteresan. Yani diyor ki şimdi meclis %40-45 de çok alanla oluşuyor. %55 en azından şeyin dışında kalıyor. Evet. Meclisin dışında kalıyor. Yani o %55'in verdiği paraları %45'e veriyorsun. Peki biz bu kadar para veriyoruz da ne oluyor? Delege gittiği zaman Ankara Anayasa Mahkemesi aynen şunu söyledim. Dinletiyorlar, eşantiyon dağıtıyorlar, oyunu at, git diyorlar. Kontür dağıtıyorlar hocam. Hiçbir önerge veremez. Verdiği önerge kanun diyor ki, 3'te 1 delegenin imzası lazım. Ve delegeleri de sınır getirmiş. Türkiye Büyük Meclisi üye tam sayısı 2 katından fazla illerden seçilmiş delege olamaz diyor. Kulüpler 2000 kişiyle 7000 kişiyle genel kurul yapıyor. Kulüpler, spor kulüpleri. Bakın Karayalçın'ın başbakan yardımcısı olduğu toplantıya. Bakın Mesut Yılmaz'ın başbakan seçildiği toplantıya. İktidardaki partilerin oylarına. 1300 civarında insanla toplanıyorlar. 620-650 ile seçiliyorlar. Kulüp başkanları ama bakıyorsun. Ama delegeler de kendileri belirliyorlar zaten. Delegeler onu seçiyor. Onlar da delegeler seçiyor. Onlar da delegeleri seçiyorlar. Böylece bir şey İnşallah adına yiyecek. Ben şey diyorum. Hani iki tane faşizm var. Bir askeri faşizm var. Bir de sermaye faşizmi var. Evet. Finansmanın altın kuralı. Paranın yönünü izle. Gerçeğe ulaş. O izlediğinizde birçok noktaya geliyorsunuz. Hocam böylece bugün sizinle bayağı ilginç konulara değindik. Tabii Türkiye'de sosyal denildiği zaman bir sos var, bir de yal var. Bir sos yiyenler var, bir yal bulamayanlar var. Dolayısıyla sürekli olarak benim hep aklıma Osman Fikret Hocam geliyor, sizin de hocanız Profesör Osman Fikret Arkun. Derdi ki bana, oğlum benim ömrüm hırsızı hırsıza şikayet etmekle geçti. Bu işlere girme. Ne siz ne ben hocamızın vasiyetini dinlemedik. Hep hırsızlarla uğraşıyoruz. İnşallah bu yeni dönemde Türkiye'nin yüzü güler. Türkiye'nin İnşallah. Çözülemeyecek sorunu yoktur. Aynen Türkiye'de öyle. Tek şey
ehliyet ve liyakat. Nisa suresi diyor ki işi diyor ehline ver diyor. Ehliyet ve liyakat ilkesi. Bugünkü tabiriyle kalite ilkesi. Bir de en başta kayıt ilkesi var. Her ne hikmetse Müslümanız diyoruz. Kayıt ilkesini reddediyoruz. Müslümanız diyoruz. Makamlar yükseldikçe aranması gereken ehliyet ve liyakat arayışı tersine dönüyor. Yani hem Müslümanım hem kaydı tanımam diyorsunuz. Hem Müslümanım ben kalite denmez. Yine analım. Ordinarius Profesör Nihat Sayar hocamızın bir sözü vardı. Sizin de hocanız. Kamu hizmetinde kalite aranmaz. Devlet memuru oldum diyor demiş biliyorsunuz. Harayanlar vatandaş mahluk. Artık devlet memuru oldum. Artık devlet memuru oldum. Tabii bu şeyler de işte partilerde de bu şeyler artık devlet memuru. Ama gençlikten ümidim var. Evet. Bizim zamanımızda sinemaya giderdik. Niçin giderdik? 15 dakikada Avrupa'dan futbol diye. Gol, 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 gol böyle gözümüzün ne seçebilirse diye defalarca giderdik. Şimdi artık Brezilya'daki maçı renkli televizyondan dinliyorlar. İnternetten şunu takip ediyorlar. Artık böyle giyime kuşama bakan şey ayrım yok. Biliyorsunuz bir tarihte Ankara'da bulvara sokmuyorlarmış köylüleri falan diye kıyafetinden ötürü. Almanya gibi olaylar da Türkiye'ye merhale aldırttı. Türkiye'den daha şık giyinip gelebiliyorlar Almanya'dan. Transistör radyolarla geliyorlardı falan. Dünya bakışı değişebiliyor. Şimdi genç neslin ben böyle bilgisayarla oynayarak, internetle haşır neşir olarak artık Kayseri Liman yaptıracağım edebiyatını, dün dündür bugün bugün edebiyatını çekecek tarafı yok. Ben umutluyum. Zaten bakıyorsunuz Almanya'da Türkler başarılı, sporda başarılı, futbolda başarılı, işçiler başarılı. Bir Türk Nobel bile aldı teknik branşlarda. Peki Türkiye niye o derece gelişmiş değil? İşte belli yaş üstündekilerin aralarındaki çekişmeler veya ellerindeki imkanları bölüşmeme arzusu filan. Bunlar da yıkılıp geçecek inşallah. İktidar bir hastalıktır. Kolay ilişilmez. Hani bir de tabiri var ya, oranız yumuşak minderi, yani iktidar minderini gördükten sonra rahat etmiyorsunuz. Ve hep de sadaretin eskisi olmaz diyen hocamız, gerçekten sadaretin eskisi olmuyor. Çünkü gelenin gidenin, affedersiniz, pisliklerini temizlemek gibi bir mecburiyeti var. Onun için de daha fazla pislik. Ama gençlik gerçekten sizin belirttiğiniz gibi umut veriyor. Geleceğimiz gençliğimizdir. Ve gençlerimiz Türkiye'yi daha üst noktalara çıkaracak düzeydedir. Böylece hocam programımızın sonuna geldik. Şeref verdiniz. Çok çok teşekkürler. Aydınlattınız. İyi akşamlar. Bir başka Artı Ekonomi programında haftaya birlikte olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah gülen yüzünüzü soldurmasın.